Evet arkadaşlar soru tahmin notumuzun 3. videosuyla karşınızdayız. Fecrati şairlerinin bildirilerinde haber verdiği Fecrati Kütüphanesi eserlerine bakacak olursak Timsali Aşk ve İnhizam adlı eser eserler Cemil Süleyman Alyanakoğlu'na ait Hayatı Fikri adlı eser Köprülüzade Mehmet Fuat'a aittir Fırtına adlı eser Şahabettin Süleyman'a aittir Ruhu Bikayt adlı eser Tahsin Nait'e aittir Edebiyatımızın ünlü sözlükleri ve yazarlarına baktığımızda Divan Lugatü Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır ve Türk Edebiyatı'nın ilk sözlüğüdür. Muhakemetül Lugateyn Ali Şirinivay'a aittir. Lehçe-i Osmani Ahmet Nefik Paşa'ya aittir. Kamusu Türkiye Şemsettin Sami'ye aittir ve aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın ilk Türkçe sözlüğüdür. Dikkat edelim Türk Edebiyatı'nın ilk sözlüğü derse Divan Lugatü Türk... Divan, Türk Edebiyatı'nın ilk Türkçe sözlüğü derse Kamusu Türki Şemsettin Sami'ye ait olan eser. Lugati Naciye baktığımızda muallim Naciye aittir. Turfanda mı yoksa Turfa mı romanı Mizancı Murat'a aittir. Tanzimat sanatçısıdır aynı zamanda Mizancı Murat. 19. asır manzumesi Tanzimat sanatçısı Sadullah Paşa'ya aittir. Anjantman, şimdi değerli arkadaşlar Anjantman Şimdi bir şiir yazıyorsunuz. Bu şiirde bir cümleyi bir dizede bitirmeyip diğer dizelere yayarsanız bunun adı anjapman olur. Bunu da Türk Edebiyatı'nda ilk yapan kişi Tevfik Fikret'tir. Direktör Ali Bey, Direktör Ali Bey, Batılı anlamda ilk günlük örneği olan Seyahat Jurnali adlı eseri yazmıştır. Mizahi yazılarıyla Türk edebiyatına katkıda bulunmuştur. İlk mizahi sözlük olan Lehçetül Hakayık adlı eseri yazmıştır. Bir de iki tane tiyat, tiyatrosunu bilirseniz işinize yarar. Onun dışında da tiyatroları var ama en önemli iki tiyatrosu Ayer Hamza ve Kokona Yatıyor adlı tiyatrodur. Müşahadat romanı Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Şimdi değerli arkadaşlar Ahmet Mithat tabii ki daha önce çok defa soruldu. Ama müşahadat romanı sorulmadı. Bu roman teknik bakımdan çok çok farklı bir roman. Çok çok önemli özelliği olduğu için bu romanın Ahmet Mithat Efendi'ye ait olduğunu bilelim. Zaten alan sınavında müşahadat romanında sordu. Akif Paşa Tanzimat sanatçısıdır değerli arkadaşlar. Mersiye ve kaside Adem adlı şiirleri ve Tapsıra adlı düz yazı türünde yazdığı eseri önemlidir. Teodor Kasap Diyojen adlı mizah yayınını çıkarmıştır. Safahat'ın bölümlerine geldiğimizde Mehmet Akif daha önce tabii ki soruldu. Safahat da soruldu ama Safahat'ın bölümleri sorulmadı. Nedir bu Safahat'ın bölümleri? 7 bölümden oluşur. Birinci bölüm yine kendi ismini taşır. Safahat. Süleymaniye Kürsüsü'nde Hakk'ın sesleri, Fatih Kürsüsü'nde hatıralar, asım ve gölgeler. Şimdi değerli arkadaşlar safatın aşağıdakilerden hangisi safatın bir bölümüdür veya değildir diye bir soru sorulabileceği gibi bu bölümlerin içinden de soru sorulabilir. Ben bununla ilgili soracağını düşündüğüm bilgiyi alta yazdım. Süleymaniye Kürsüsü'nde ve asım bölümleri tek manzumdan oluşur. Ama dediğim gibi diğer bölümlerin de içinden soru sorulabilir. Yazdığı 2779 gazelle hem en çok gazel yazan ikinci sanatçı hem de Osmanlı padişahları içinde en fazla gazel yazan padişah olan şair Muhibbi mahalasını kullanan Kanuni Sultan Süleyman'dır. Mesela halk arasında bilinen bir beyti var. Halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Divanı olan ilk Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir. Avni mahlasını kullanmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar, Levni denen sanatçı, şimdi aslında çıkması biraz daha düşük bir ihtimal ama ÖSYM diyelim ki böyle kolay kolay kitaplarda yer almayan ya da hemen hemen hiç bilinmeyen bir sanatçı sormak istediğinde bu Levni'yi sorabilir. Yani direkt beklediğim bir sanatçı değil ama hani olabilir diye düşündüğüm için bir tahmin notunda yer verdim. Kimdir Levni? Aslında minyatür sanatçısıdır ama aynı zamanda halk şairidir. Atalar Sözü Destanı adlı bir şiiri vardır. Şimdi değerli arkadaşlar sınava girerken klasik sanatçıları öğreniyorsunuz zaten. Şimdi diyelim ki ÖSYM sınavda bu tarz zor bir soru sordu. Ama böyle sorarsa tabii ki bir tane ya da bilemediğiniz iki tane sorar. Şimdi uç bilgi kullanmak isterse bu sanatçıyı atıyorum düşük bir ihtimalde olsa sorabilir. Şimdi bazı öğrenciler işte bu kadar detaya gerek var mı sormaz gibi bilgiye o tarz yorumlar yapıyor şimdi o tür şeylerde zaten hiç çıkmayacak sanatçıyı söylemiyoruz ama levni denen sanatçı hani uçuk da olsa kullanacağı bir bilgi yani diyelim ki sordu sınavda o zaman yani çoğu öğrenci bilmediği için bu sanatçı yapamayacaktır. Aklınızda olduğu için siz yapabilirsiniz. Ha düşük bir ihtimal tabii ki ama sorulma ihtimali var. Tiyatro terimlerine geldiğimizde kabare kavramına bakıyoruz. Kabare nedir? Güncel olayların iğneleyici bir biçimde oynandığı tiyatroya denir. Tirat oyuncuların sahnede yapmış oldukları uzun konuşmalardır. <laughs> Vaudeville hareketli ve eğlenceli bir konuya dayanan <laughs> şarkılara da yer veren hafif güldürüdür. Feri olağanüstü olayların cin peri gibi kahramanlarla anlatıldığı tiyatro eserlerine denir. Fars daha çok halk zevkini yansıtan basit davranışlı argoya da yer veren ve sadece güldürmeyi amaçlayan ve bu amaçlara ulaşmak için de konuyu ve olay örgüsünü hiçe sayan abartılı komediye denir. Review kavramına baktığımızda review tiyatroda eserlerden önce gösterilen müzikli ve danslı oyundur. Menakıbname bir evliyanın çevresinde oluşturulmuş hikayelerdir. Karagöz ve orta oyunun bölümlerine baktığımızda mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş. Zati'ye geldiğimizde şimdi değerli arkadaşlar daha önce LSE'de sormadığı bir sanatçı Zati kimdir? Divan Edebiyatı'nda en çok gazel yazan 5 kişiden biridir ve Zati sadece şair değil şiire yeni başlayan kişilere de yol gösteren bir nevi hoca gibi bir sanatçıdır ve bu yeni sanatçılardan özellikle Baki'nin yetişmesinde çok çok önemli olan bir sanatçı olmuştur. Lami Çelebi Divan edebiyatında en çok mesnevi yazan sanatçıdır ve iki hamse sahibidir sanatçı ve bu sanatçı için cami Rum lakabı kullanılır. Divan edebiyatı ile ilgili bazı bilgilere baktığımızda birinci kavramımız Mısra-i Azade. Nedir Mısra-i Azade? Bir şiir içinde yer almayan ya da diğer mısraları tamamıyla unutulan anlamları kendi içinde tamamlanan tek mısralara denir. Şimdi bir sanatçı bir gazel yazıyor diyelim ki. O gazeldeki bir dize biraz daha ön plana çıkarsa buna mısrayı azade edilir denir. Şimdi müfrete geldiğimizde yine mısrayı azade ile bağlantılı. Müfret nedir? Divan edebiyatında mısralar arası kafenin olmadığı bağımsız beyitlere denir. Mısrayı berceste yani müfret iki dizeden oluşan bir şiirdir diyebiliriz. Mısra Bercesti'ye baktığımızda Mısra ibercesi de şu demektir. Bir şiirde yer alan beytin öne çıkan, dilde dilden dile dolaşan, adeta atasözü niteliği taşıyan ve şah mısra olarak da adlandırılan derin anlamlı mısralarına denir. Yani ön plana çıkan bir şiirde ön plana çıkan kısma denir. Pentname'ye geldiğimizde atı sözlerinin değerlendiği kitaplardır. Gazavatname savaşların anlatıldığı bir türdür. Şimdi takti kavramına geldiğimizde takti ve tefile birbirine benzeyen kavramlar. Şimdi takti nedir? Değerli arkadaşlar biz divan edebiyatında aruz ölçüsü bulurken veya aruz yaparken şöyle yaparız. Mesela bir kelimedeki bir kelimeyi hecelere ayırdığınızda o hecedeki ünlü harfle biterse mesela geliyorum kelimesini baz alalım. Geliyorum kelimesinde G dediğinizde hecede E ünlü olduğu için buna nokta Li dediğinizde yine nokta Yo dediğinizde yine nokta Rum dediğinizde çizgi koyarız. Yani heceleri ayırdığımızda ünlüyle biten heceye nokta ünsüzle biten heceye çizgi koyuyoruz. İşte bu yaptığımız eylemin adı taktidir. Bu taktilerin bir araya gelmesi de bir araya gelip bir kalıba denk gelmesine de tef ile diyoruz. Rahşe kavramına geldiğimizde atların anlatıldığı türdür. Kasır kavramına baktığımızda kasır yumuşak okumaktır. Yani mesela mah kelimesinin meh okunması gibi. Şeyh Muhammed Küşteri Karagöz oyunun kurucusu ve en büyük temsilcisidir. Aruz'da yazılan halk edebiyatının nazım biçimlerine baktığımızda Semai, Vezni, Aher, Selis, Kalenderi, Divan. Ercişli Emrah'a baktığımızda Ercişli Emrah 17. yüzyıl sanatçısıdır. Aynı zamanda bir hikaye kahramanıdır. Aruz'da yazmamış ve tasavvuftan etkilenmemiştir. Şimdi değerli arkadaşlar gazel çeşitlerine geldiğimizde gazeli daha önce tabii ki sordu ama gazel çeşitlerini sormadı. O yüzden sorabileceği bilgi. Şimdi nedir bu kavramlar? Gazeli mükerrer kavramına baktığımızda tekrir sanatı kullanılarak yazılan gazellere gazeli mükerrer denir. Müraca gazele baktığımızda dedim dedi şeklinde yazılan gazellerdir. Müşterek gazel iki şairin birlikte yazdığı gazellerdir. Musammat gazel dize ortalarında iç kafiye bulunan gazellere denir. Müselsel gazel her beyti kendi arasında kafiyeli olan gazellere denir. Şimdi değerli arkadaşlar bu anlattığımız kavramlar içinde musammat gazel demiştik. Musammat gazelin dize ortalarında mesela bir gazel yazılıyor. O gazelin bir beytinin ortasında kafiye olursa buna musammat gazel diyoruz. Şimdi bunu bilgi olarak da sorabilir, uygulama olarak da sorabilir. Mesela diyebilir ki aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin mus veya aşağıdakilerden hangisi musammat bir gazeldir der. Şimdi musammat gazel olduğunu nasıl anlarsınız? Gördüğünüz gibi değildim ben sana mail. Alta geçtiğimizde bana tan e eyleyen gafil. Bakın dikkat edin şiir bir bütün ama ortasında mail ve gafil kelimeleri kendi içinde bir kafiye oluşturur. İşte buna musammat gazel diyoruz. Konularına göre gazellere geldiğimizde aşikane gazel aşkla ilgili mutluluk ve acı gibi işli duyguların dile getirilmesidir. Bu aşikane gazelde fuzuli çok çok önemlidir. Rindane Gazel'e baktığımızda yaşamdan zevk alma ve hayatı boş verme gibi konular üzerine yazılır. Baki bu gazel de çok çok önemlidir. Şuhane Gazel'e baktığımızda sevgilinin güzelliği, cazibesi ve ona duyulan arzuyu anlatan gazellerdir. Nedim bu gazel türünde önemlidir. Hikemi Gazel'e baktığımızda öğretici nitelikli gazellere denir. Nabi bu türde çok çok önemlidir. Sufiyane Gazel'e baktığımızda tasavvufi düşüncenin hakim olduğu gazellerdir. Evet değerli arkadaşlar soru tahmin notumuzun sonuna geldik. Bir sonraki soru tahmin notunda görüşmek üzere.